Herkese merhaba. Dünyada pandemik son hızıyla devam ediyor. Tüm kıtalarda kendi minvalinde devam eden pandemik herkesi etkiliyor. Herkesin kafasında birçok soru var. Bugün Research Institute on Turkey ile yaptığımız söyleşide konuğumuz Doktor Sertaç Kip. Sertaç çok uzun yıllardır tıp, moleküler biyoloji, klinik çalışmalar ve ilaç geliştirme aşamalarında çok deneyimli olan bir insan. Amerika'da yaşıyor ve kendisini ilk önce tanıtmasını rica ediyoruz. Ve ondan sonra da sorularımızla hem Amerika'daki durumu hem virüsün şu andaki dünyadaki durumunu ve geleceği nasıl görüyoruz üzerine konuşacağız. Sertaç hoş geldin, teşekkürler. Çok teşekkür ederim gerçekten Çağan bana böyle bir ortam sağladığın için. Sertaç Kip, 1986 çapı mezunuyum. Daha sonra tıbbi biyokimya, klinik biyokimya ihtisası yaptım. Ve moleküler tıbbi biyoloji genetik ihtisasıyla da üst lisansıyla da devam ettim. Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde hepatit B, hepatit C çalışmalarını doktora sonrası başlattıktan sonra bir yılına geldiğim Amerika'da yaklaşık 21-22 yıl oldu. Salt araştırmadan klinik köklerime geri dönmek üzere Mayo Clinic'te anatomi ve klinik patoloji ihtisasları yaptım. Ardından da moleküler genetik patoloji üst lisansıyla hayata başladım. Şu an Mount Sinai'ye ait New York'ta ve Connecticut'ta merkezi olan Semafor denilen bir özel genetik laboratuvarında medikal direktör olarak görev yapmaktayım. Tabii tüm dünya artık COVID-19'a kilitlenmiş durumda. Bu tip laboratuvarlarda bu tanı ve tedavi üzerine odaklanıyorlar. Peki şöyle başlayalım istersen Sertaç. Bu virüs nedir? Nasıl ortaya çıktı ve yapısı nedir? Hastalıkla ilişkisi nedir? Bunu biraz açabilir misin? Tabii ki. Bu bir korona virüsü. Yeni ortaya çıkmış bir virüs. Wuhan, Çin bölgesinde ilk kez canlı hayvanların ve de ölü bazı değişik türdeki hayvanların satıldığı bir marketten çıktığı hipotez ediliyor. Ama %100 onun da böyle olduğunu iddia eden bir, daha doğrusu kanıtlayan bir çalışma henüz bulunmuş değil. Bu koronavirüsler aslında zoonotik enfeksiyonlara yol açıyor. Yani hayvanlarda çok sık görülüyor. Fakat bir intermediyer bir host bulursa eğer çok kolay bir şekilde insana geçebiliyor. Ama insan da genellikle ender enfeksiyon yapıyor. Koronayı biz SARS'la biliyoruz. 2003 yılında SARS ortaya çıktı ve daha sonra da Middle East Respiratory Syndrome dediğimiz MERS'le gözlemledik. Bu iki epidemi, ikincisi özellikle Saudi Arabistan'daydı. Ama SARS bütün dünyayı etkiledi. Ama şey olarak ciddiyet olarak bu yeni koronavirüse göre daha ciddi enfeksiyonlardı. Neyse ki. Fakat bu yeni virüsün yayılabilmesi çok çok kolay. Ayrıca çok asomptomatik insanlarda, yani hiçbir semptomu olmayan insanlarda bile görülebildiği için o kişilerin bir başkasını enfekte etmesi çok daha kolay oluyor. Bu SARS ve MERS için bunlar diğer koronavirüsler için geçerli değildi. Peki nasıl testleri yapıyoruz? Nasıl bunu görüşürüz? Şimdi şöyle test olarak
İki tür testimiz var diyelim. Bir tanesi RNA, bu RNA virüsü, beta koronavirüs ailesine ait. Bu RNA'yı önce biz cDNA'ya, reverse transcription'la değiştiriyoruz. Ondan sonra bunu çoğaltıyoruz. Bir real-time PCR aleti kullanarak ve fluoresans problar eşliğinde virüsün belli genetik materyallerini gözlemlemeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi diyelim ki virüs, bu koronavirüsü touch gibi böyle mikroskopta baktığımız zaman çıkıntıları var. O çıkıntılarından bir tanesinin adı spike proteini. Ona bakabiliriz. Ya da virüsün farklı başka yapısal olmayan enzimlerine bakabiliriz. Bunları çoğalttığımız zaman RNA'nın varlığını, yani o virüsün o kişide varlığını gösterebiliriz. Peki bu virüs negatifse, bu RT-PCR dediğimiz testte gerçekten de bu hastada virüs yok mu anlamına geliyor. Öyle de diyemeyiz. Çünkü asemptomatik kişilerde olduğu gibi semptomatik kişilerde de belli bir süre zarfında virüsün çoğalması yeterli olmadığı o pencere döneminde eğer bu test yapılırsa semptom olsa bile o kişide virüs negatif çıkabilir. O yüzden bir iki gün içinde bu testin tekrarlanmasında yarar var. Ve o zaman hakikaten de pozitif çıkabiliyor. Peki normal süreç böyle mi işliyor? Herhangi bir kişiye birden fazla test yapılıyor mu? Dünyada buna bir istatistiği var mı? Çok güzel bir soru Çağan. Ne yazık ki bir istatistiği yok bu işin. Fakat kitlerin bütün içeriğinde biliniyor ki bu ilk 14 gün içinde inkübasyonu var. Ve ilk 2-3 gün içinde virüs yeterli doza ulaşmadığı için mesela diyelim ki 1 mililitrede 20 tane kopya yoksa eğer yeterli sayıda virüs olmadığı için bu negatif sonuçla karşı karşıya gelebiliyoruz. O nedenle belli bir zaman geçtikten sonra bütün kitin prospektüslerinde bu öneriliyor. Bazı guideline rehberleri kullandığım zaman, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberlerinde iki kere kesinlikle aynı örneğin iki kere test edilmesi gerekiyor. Negatif ya da pozitif demeden önce diye de bir öneri var. Ama her laboratuvar bunu uyguluyor mu? Ya da hangi sıklıkta uyguluyor? Bir de yaklaşık bir laboratuvara 5000 tane örnek gelebilir. Ki Mayo Clinic'e 5000 tane geliyormuş günde. O 5000 tane içinde bundan önce hangi hastaya sonuç yapılmıştı 2 gün önce negatif çıkmıştı da şimdi pozitif çıkıyor. Bu istatistikleri ne yazık ki bir araya getirmek zor. Ama bunu belli laboratuvarlar kesinlikle birbirleriyle iletişim halinde olup bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bu çünkü epidemiolojik açıdan çok çok önemli bir veri olacak ileride. İşte dünyada testlerle ilgili çok kafa karıştırıcı durumlar var. Kaç test yapılıyor, ne kadar yapılıyor? Amerika'daki kapasite nedir ve ne kadar test yapılıyor? Bununla ilgili bir var şu mı? An biz Connecticut'ta sadece iki yer bu testi yapıyor. Bir tanesi eyalet laboratuvarı. İkincisi Jackson's Laboratory geçen hafta testi başlattı. Üçüncüsü Yale ve bizim laboratuvarımız Semaphore bunu yapmak üzere bu yaklaşık 2-3 gün içinde piyasaya sunmak üzere yola koyuluyor. Bizim anladığım kadarıyla Jackson Laboratory günde 200 tane yapabilirken biz 2000 tane yapabilmeyi ya da 2500'e çıkabilmeyi hedefliyoruz. Altyapımızı ona göre ayarladık. Anladığım kadarıyla Yale'de sayı o kadar değil. Bizim kullanacağımız test RT-PCR olacak.
RNA'sı için. Ama aynı zamanda serolojik testler de uygulanması gerekiyor ve bu serolojik testler içinde girişimlere başlandı. Ama henüz hangi test kullanacağımızı bilmiyoruz. Fakat evvelsi gün Selex firmasının acil kullanım onayı aldığını biliyoruz. Bu IgM ve IgG için. Bu FDA'nin böyle acil durumlarda, pandemik ortamlarda çok hızlı bir şekilde piyasaya sunduğu ve bu şekilde de onay verdiği bir test. Fakat tabii ki bu, lütfen. Bu önemli bir nokta. Aslında haberlerde tüm dünyada çıkıyor. İşte FDA, Amerika'nın Gıda ve İlaç Dairesi bir şeyi onayladı. Bir uygulamayı onayladı, bir klinik çalışmayı onayladı ya da bir ilacı onayladı gibi haberler çıkıyor. Aslında bu demin söylediğin önemli, bunu biraz açabiliriz. EUA, acil durumlarda bir onay mekanizması. Bu ne anlama geliyor? Yani bir ilacın, bir diagnostik, bir aletin gerçekten başarılı olduğunu mu, yoksa bu olağanüstü koşullarda denenmeye başlanması mı? Bunu açıklayabilir miyim? Bu en son olağanüstü koşullarda denenmeye başlanması amaç bu. FDA'nin bu EUA onayını vermesi sırasındaki amacı. Fakat bu sadece accuracy ve de reproducibility, yani bir testin tekrar edilebilirliği ve de doğruluğunu test etmemize gerek var. Onun dışında çok ayrıntılı laboratuvar tarafından laboratory developed test kıyasla çok ayrıntılı validasyon çalışması yapmak zorunda değiliz. Bu validasyon çalışması sadece küçük sayıda ve çok daha hızlı bir biçimde yapılıyor. Ve tamamen prospektüste ne söyleniyorsa o uygulanıyor. Ve prospektüsün sonuçlarıyla laboratuvarın sonuçları örtüşüyorsa eğer, o zaman bu laboratuvar o testi uygulayabiliyor. Ta ki FDA gelip siz artık bu testi uygulayamazsınız. Çünkü pandemi dönemi geçti. Acil kullanımın dışında eğer siz bu testi uygulamak istiyorsanız kesinlikle LDT şeklinde çok daha ayrıntılı bir biçimde valide etmeniz gerekiyor diyor. Baktığımız zaman bu tür EUA'lere laboratuvarlar arası ciddi bir komünikasyon içindeyiz. Herkes prospektüste söylenilen bazı şeyleri %100 laboratuvar ortamında kendi ellerinde çoğaltamıyorlar. Bu nedenle de bir takım limitasyonları var tabii ki. Onun da göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve raporlarımıza da bunu bu şekilde ifade etmek zorundayız. Yani bu testlerin ve uygulamaların hepsinde çok temkinli olmamız gerekiyor. Kesin bir hem de nasıl? Yanıt yok. Evet, bu çok önemli. Yani halihazırda bir tedavi yok. Bir çok güvenilir testler, oldukça güvenilir, fakat bazı testler değil. Bunları hep aklımızda tutmamız lazım. Çok acil bir durumdan geçiyoruz. Şimdi biraz da şeyi konuşalım. Amerika'da çok bu işlerin içindesin ve çok da merkezindesin aslında. Hem New York hem Connecticut, o bölgeler oldukça hızlı ilerleyen bölgeler enfeksiyonu. Amerika'da durum nasıl? Nasıl gidiyor? Halkın tepkisi nasıl bu duruma? Bunlardan biraz bahsedebilir misin? Amerika'da test sayısı arttıkça, hastalananların sayısı belirlendikçe ve inanılmayacak hızda iki günde bir, üç günde bir, iki buçuk günde bir hastaların ve de ölenlerin sayısı katlanmaya başladıkça kişiler son derecede mutsuz, huzursuz, geleceği
belirleyemez ve anksiyeteleri yüksek bir noktaya geldi. Bu zaman diliminde ne yazık ki birçok iş yerleri kapatıldı zorunlu olarak. Restoranlarda çalışan insanlar ekmek parası kazanamaz hale geldiler. Bu da tabii ki evlerine kirasını ödeyemeyecek durumda olanlar, hastaneye gidip 35 bin dolara kadar varan bu tedavileri karşılayamayacak durumda olanlar, bütün bu hem manevi hem maddi sıkıntılarla birlikte inanılmaz bir çöküntü içine girdiler. Tabii peki, ki bu insanlara bir yardım ya da devletin bir katkısı, sağlık sistemine erişim ve eyaletlerin kendi başlarına yaptığı uygulamalar var mı? Bazı uygulamalar var ama bunların yeterli olduğunu hiç zannetmiyorum. Mesela 1.000 dolar belli bir rakamın altında kazanan kişilere, New York'takilere özellikle verilecek. Fakat New York'ta 3 metrelik bir mekanda yaşayan kişiler 2500 doların üstünde eğer aylık kira veriyorlarsa, vermek zorundalarsa ve buna bir de sağlık giderleri, yiyecek giderleri ya da daha farklı giderleri eklenirse verilen o 1.000 doların çok fazla bir kerelik 1.000 doların bir şeye yaramayacağını düşünüyorum. Bir güzel yan var. Evet, eğer koronavirüsü saptandıysa sizde test bedava olacak. Bunu FDA karşılıyor. Ama ya siz isterseniz bu testi yaptırmak, o zaman cepten vermek zorundasınız. Farklı ülkelerde tabii ki bunlar daha farklı. Herkesin testinin karşılanması gerekiyor bence böyle bir ortamda, özellikle de asemptomatik kişileri belirlemek istiyorsak. Evet, evet. Tüm dünyada bu zaten bir sıkıntı. Sağlık sistemlerinin yeterli olup olmadığına dair ve insanların bu sağlık sistemine nasıl ulaşacaklarına dair. Onun dışında peki Amerika'da eksiklikler olarak gördüğün herhangi bir şey var mı? Ve bunu aslında sadece Amerika özelinde değil de dünya ile karşılaştırıldığında ya da belki Türkiye ile karşılaştırıldığında paralellikler, benzerlikler ya da farklılıklar var mıdır? Sana göre nasıl değerlendirebiliriz? Aslında hiç ummadığım bir şekilde Amerika'nın hiç de dünyanın ileri gelen ülkelerinden birisi olmadığını fark ettim. Özellikle böyle bir pandemi karşısında. Ne kadar protective personal equipment dediğimiz, PPE diye adlandırdığımız, bu gerek maske olsun, atılabilir, üste geçiren kıyafetler olsun, ayaklara geçirilen yine atılabilir şeyler, eldivenler, maskeler veya yüze takılan transparan siperlikler, bütün bunların ne kadar eksik olduğunu fark ettik açıkçası. Geçenlerde Yale'de, ki Yale Amerika'nın bir numaralı yerlerinden bir tanesi, orada cerrahi ihtisası yapmakta olan bir kişi, ne yazık ki bir hafta sonra yeterli PPE'lerin olmayacağını söyledi. Dün bir sınıf arkadaşımla konuşurken Penn State'den, kendisinin bir aydır maske taktığını ama hiçbir başkasının maske bulamadığını, takamadığını, artık evden insanların kıyafetlerinden, kotonlardan maske dikip onları taktığını, bugün birkaç arkadaş acaba bu kurutma makinesine koyduğumuz minik minik şeyler var, filtreler var, onları içine mi taksak diye bana sorulduğunu bile biliyorum ve şok oldum, hani öyle bir teklifle karşılaşacağımı düşünmüyordum. Ama inanamayacak kadar bir eksiklik var. Bu nedenle de ne yazık ki
hemşireler, doktorlar hastalanıyor. Ya da bir dolu kişi hayatını da kaybediyor. Bugün bir otobüs şoförünün hayatını kaybettiğini öğrendim. Çünkü maskesi olmadığı için, birisi bir yolcusu yüzünü öksürdüğü için ki bunu da Facebook'ta paylaşmış ve ne yazık ki bugün kaybedilmiş bu kişi. Bu böyle çok fazla örneklere tanık olacağız ne yazık ki. Ama en önemlisi sosyal mesafeyi korumamız, elimizi oldukça sık bir şekilde 20 saniye süresince sabunla yıkamamız, ellerimizi yüzümüze çok fazla getirmememiz, başka kişilerle zorunluysak eğer görüşmeye en az 2 metrelik mesafeyi korumamız, çok zorunlu değilsek alışverişe kesinlikle çıkmamamız, birkaç ay ne olur konserve yiyelim, değil mi? Yani sağlıklı insanların, evet, birbiriyle temasının azaltılması, şu anda elimizde farmasötik herhangi bir etken olmadığı için en önemli yol olarak görünüyor. Bu arada maske çok tartışılan bir şey. Biraz maskelerin tipleri var. Hangi maske takılmalı ya da maske takılmalı, evet, mı? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Aslında maske, bir cerrahi maske var. Sokakta ki kişilerin o cerrahi maskeyi kullanmalarında yarar görüyorum. N95 denilen maske laboratuvarda kullanılırsa çok daha iyi olur. Fakat ne yazık ki herkesin bulabilmesi çok mümkün değil. Kendi doktorlarımız bile şu an kahverengi kağıt torbaların içinde ofislerinin önünde o N95 maskelerini bir hafta boyunca temizlemeden kullanmak zorunda olduklarını biliyorum. Diğer maskelerin de sayısı çok az olduğu için kimisi ütüyle, kimisi fön makinesiyle, kimisi de fırına 70 dereceyi ayarlayarak koyduklarını söylüyorlar. N95'in o şekilde temizlendiğini bilmiyordum ama onu da öğrendim. 70 derece fırında. Çok ilginç değil mi? Dünya, evet, yani bu kadar modernite, bu kadar teknoloji içinde böyle bir salgın sırasında geldiğimiz durum çok çok ilginç. Yani birisi, hatırlamıyorum şu anda, aslında o kadar da yenilmez değiliz. Yani kendimizi çok büyütmüşüz ama bu nasıl, bu bir küçücük bir organizma şimdi herkesi yaşamından ediyor, dünyayı allak bullak ediyor. Evet. Dedik, evet. Bu çok ilginç. Yani gerçekten öyle. Peki, evet, bir şey sormak istiyorum. Şimdi lütfen, lütfen. Bir de şu noktaya gelmek istiyorum. Altyapı, hani sadece bu kullandığımız perlikti, maskeydi, eldivendi değil. Bir de hastanedeki hasta yatak sayısı, yoğun bakımdaki yeterli aletlerin olup olmaması, ventilatörlerin olup olmaması, doktor sayısının yeterli olup olmaması, hemşire, hasta bakıcı, bütün bunların çünkü yapılan bir çalışmada Çin'de özellikle gösterilmiş ki 140 kişinin 38 kişisi bir hastane ortamında doktormuş, doktor ve hemşire. Yani çok hızlı bir şekilde doktorları ve hemşireleri de etkilediğini biliyoruz. Hayatlarını kaybettiklerinde Türkiye'de üç tane çok değerli benim bildiğim hekim kaybedildi. Ama eminim daha da fazlası vardır. Evet, işte, maalesef doktorlar, çok... hekimler. Bugün ben de bir haber aldım. İtalya'da da 87 hekim yaşamını kaybetti. Evet, evet. Sağlık personelleri, evet, de eklenince bu 200'e kadar çıkıyor ve bu gerçekten çok yüksek bir rakam.
Evet. Buraya ulaşmamak gerekiyor. Evet. Peki. Aslında Stalin'in bir sözü var. Bir ölüm trajedi ama 1 milyon ölüm istatistik diye. Ne yazık ki dünyada o istatistiğe ulaşmış durumdayız. Düne kadar 1.250.000 hasta var. Bunun 325.000'i Amerika'ydı. 130.000'i İspanya, 130.000'ine yakın İtalya. Ne yazık ki kaybedilenler yine dünkü istatistiklere göre 70.000 kişiydi. İnanılmaz bir sayı ve şu an... Ve bu sadece bilebildiklerimiz, yani daha asemptomatik test olan şöyle şeyler de söyleniyor. Bu birçok ülkenin hekimleri ve tabiplerince. Birçok insan test olmadan yaşamlarını kaybediyor olabilir, hastalığı geçiriyor olabilir, kayıtları başka türlü geçiyor. Dolayısıyla sayının çok daha yukarıda olduğunu dünyada da söylüyorlar. Zaten tanımlanabilen vakalar %10'u bile olsa deniyor. Şu anda 1.3 milyon civarında bir sayı. Yani 13 milyon ediyor ve hızla artıyor. Dünyada oldukça yayılacak. Amerika'da biraz şeyi sormak istiyorum. Anthony Fauci ile Trump'ın biraz böyle çekişmesi var gibi. Bir taraf bilimi temsil ediyor, olması gerekeni söylüyor. Bir taraf biraz hayal aleminde gibi. O konuda sen ne düşünüyorsun? Nasıl algılanıyor toplumda bu iki uç kutup? Şöyle söyleyeyim. Bazen ben tabii ki hekim gözüyle baktığım zaman Fauci'nin yanındayım. Yani hiçbir zaman Trump'ın gözlemlerinin doğru olmadığını bugüne kadar gözlemlediğim için burada da hatalı davrandığı kanaatindeyim. Buna karşın sanki çok gecikmeli bir şekilde önlemler aldığı için ve bunca insanı riske attığı için Amerika genelinde Trump'a olan sevgi ve beğeni azalırmış gibi düşünürken onun gücü sanki bu pandemi sonrası daha da artacak gibi bir korkuya kapılmış durumdayım ve benim gibi bir dolu insan da bu şekilde düşünüyor. Umarım... Peki bunun nedeni ne olabilir? Yani niye ona destek artacak? Zor bir soru tabii, politik soru ama. Evet. Yani. Şöyle söyleyeyim, bir kere söylediği şeylerin doğru olmadığını görüyoruz. Yalan olsa bile onun her söylediğine inanan bir kesim var. Bir de milyonlar ölecek dedikten sonra onu eğer 100 bin ya da 200 binde sınırlandırabilirse sanki kendisi bir kahraman olacakmış gibi de bir ortam yaratıldı. Artık insanların bilgisizliği mi veya spesifik kanalları izledikleri için diğer konularda farklı görüşleri almak, öğrenmek, benimsemek gibi bir istemleri olmadığı için büyük olasılıkla dünyanın birçok yerinde de benzer bir şey var. Evet, haklısın. Öyle bir akım var çok ne yazık ilginç, ki. Daha ilginç. Gerici, daha bilimselliğe dayanmayan ve karalama politikası. Zaten bir kere karalarsanız ondan sonra güzel bir şeyi kötüledikten sonra onu farklı şekillerde örneklendirirseniz psikolojik olarak insanlar neyin kötü, neyin iyi olduğunu algılayamayacak bir noktaya gelecekler ve kırmızı elma yerine kocaman bir mavi elmayı bize yutturabilecekler. Kırmızı elmanın da çok kötü olduğunu, sağlık için zararlı olduğunu inandıracaklar. Evet, öyle noktalara geleceğiz. Zaten yani çok haberler de çok ilginç oluyor. Bugün
dünyanın birçok yerinde 5G baz istasyonlarına falan saldırmış insanlar. Olayın oradan çıktığını ortaya birkaç kişi bir süredir sosyal medyada o dolaşıyor. Asıl sebep o diye. Biraz aslında bu pandemi süreci insanların bilimle de imtihanı yani akıllı da. Evet. Bir de her yüzyılda bir pandemi olmuş bu insanoğlunun hayatında. Belki de böyle zamanların ara ara gelip bir şeyleri temizlemesi ve de daha farklı bakış açısı yaratmaya çalışmamız, bazı yaptığımız hataları yapmamayı görüp ve de uygulamamız gerekiyor sanki. Yani tarihten ders alıyoruz tabii, biliyoruz ama insanlar kendileri yaşamadıklarında nasıl davranılması gerektiği hakkında yani o hafızamız çok yok. Evet, belki de temizlenmesi gereken o ciddiyetsizlik, vurdum duymazlık ve bilimi dinlememek. O zaman şöyle yapalım. Geleceği nasıl görüyorsun Sertaç? Sence nasıl devam edecek? Çünkü tüm ülkelerin dinamikleri biraz farklı. İşte Türkiye biraz daha geriden geliyor gibi. İtalya şu anda hala alamadı önünü. Almanya'nın başka bir metodu var. Çin belki azaltmış gibi. Amerika şu anda dünya lideri. Nasıl görüyorsun dünyayı ve özellikle Amerika'yı? Yapılan bazı prediktif çalışmalara dayanarak bu koronavirüs pandemisinin sanki bu senenin sonuna kadar devam edeceği, hatta 18 aya kadar devam edeceği söyleniyor. Belki önce hasta sayısı azalacak ama ölümler devam edecektir. Çünkü hastanede yatan insanlar çıkamadıkları için daha gecikmeli olarak o ölümleri artıyormuş gibi göreceğiz. Ama önce bir düşüş görülecek. Eğer aşı bulunabilirse, epey bir çalışma var bu konuda. Fakat onun da çok hızlı ortaya çıkartılabileceğini zannetmiyorum. Ama aşı bulunursa daha farklı olacak. Asimptomatik insanları test edip onları izole edersek yine körvü biraz azaltmış, hastalığı sınırlandırabilmiş olabileceğiz. Ama bu bize birçok şeyi öğretecek. Belki de bundan sonra maske kullanmaya başlayacağız sokağa çıktığımızda. Tıpkı Çin, Japonya ve de Güney Kore ülkeleri gibi. Veya bir eczaneye çok fazla gitmemeye çalışacağız. Eczaneye gidersek belki eczanelerde McDonald's'a gidip de online ısmarlayıp da aldığınız gibi ya da arabayla girip aldığınız gibi online ısmarlanmış paketler içindeki ilaçlarımızı bir kapıdan bize evet. verilecek. Yani insanla hiçbir iletişime geçmeden böyle şey edeceğiz. Telemedicine denilen teletıp hayatımıza geçirilmiş durumda. Büyük olasılıkla o da çok önemli bir şekilde gelecekte göreceğimiz bir tıbbi yaklaşım. NAP denilen bir takım app'ler var. Çok ilginç bir şekilde doktor değişik cep telefonuyla hem sonuçlarına bakabiliyor hastanın, hem tedavisini verebiliyor. Hem de X-ray ya da moleküler sonuçlarına bakabiliyor. Yani bütün bunlar... Bir app çıktı haberleri var. Ateşi ölçen ve belli bir merkeze gönderen. Amerika'da bu kullanılıyor şu anda, öyle değil mi? Yaygınlığı şu an kullanılıyor. Çok yaygın olduğunu zannetmiyorum ama kullanılıyor. En azından ben şöyle bir örnek vereyim. Bu çok hani sadece pandemi için geçerli bir şey değil. Çok daha önceden bunu astım içinde uygulamışlar. Mount Sinai semafor araştırmacıları hiç hastayı görmeksizin hastanın telefonundan
belli questionnaire'lere verdiği yanıtlar ile ve de oksimetre sonucu ile hastanın ne zaman doktora gitmesi gerektiği, ne zaman hangi ilacı alması gerektiği, hangi bölgede tatil yapıyorsa o bölgenin sıcaklığı ve de nemliliği ile ilişkili. Bütün bu bilgiler belli bir merkezde toplanıyor ve o merkezden hiç hasta görülmeden 1,5 yıl boyunca o hastalar çok başarılı bir şekilde izlenip ve hastaneye gitme sayısı azaltılıp herhangi bir krize girmesi önlenilip son derece de olumlu sonuçlarla bitirilmiş bir çalışma var. Bundan dayanarak aynı şekilde burada da ateş bakılıyor uzaktan. Öksürük, tıksırık, nefes darlığı var mı, yok mu? Bu belli soruların yanıtları düzeyinde ve de oksimetreyle parmak ucundan oksijenlenmeye bakarak ve de parmaktan alınan kanla bir dolu laboratuvar testleri yapılarak hastalar uzaktan kontrollü bir şekilde idare edilebiliyor. İdare edilebiliyor. Zaten evet, yaşamda ve tıpta bu pandemiden sonra çok şeyin değişeceğini göreceğiz büyük ihtimalle. Evet. Yani çok değişik zamanlardan geçiyoruz. Sertaç, çok güzel bir söyleşi oldu. Senin söyleyeceğin, söylemek istediğin, sorularda olmayan, aklına gelen başka bir şey varsa onu alalım. Aklıma gelen sadece şu, test sonuçlarında özellikle negatifse dediğimiz gibi 1-2 gün içinde tekrardan testin uygulanması, RNA testleriyle serolojik testlerin el ele gitmesi çok daha iyi sonuçlar verecektir. Herkese test yapılırsa IgM'si yüksek olan kişilerin bir de nötralizasyon testiyle ne kadar o kişide antikor var ve bir daha bu hastalıkla karşı karşıya gelirse bu virüsle o virüse karşı bağışıklığı var mı yok mu? Bu tip testlerle insanları izolasyondan kurtarıp hastalığı hafif ölçüde geçirmiş ya da geçirip de bağışıklık sistemini oluşturmuş kişilerin tekrar hayata, normal hayatlarına geri dönmelerini sağlamak ve bu şekilde de hem onların mental sağlıklarını hem de fiziksel sağlıklarını ve de aynı zamanda evet ekonomik sorunları sağlamak. Bir şey daha sorabilirim aslında bu söylediğimle ilişkili. Bir haber birkaç gün önce Mount Sinai'de New York'ta ilk plazma tedavisine de başlanmış. Bunun hakkında biraz bilgi verebilir misin? Nedir tabii plazma ki tedavisi? Bunun negatif yönleri nedir? Kesin çalışacak bir tedavi midir? Yani bunun hakkında bilgi. Tabii ki. Bu Çin'de ilk kez 5 tane yoğun bakım hastasına uygulandı. Olay serokonversiyon olmuş. Yani hastalığı geçirmiş bir kişinin kanında IgG dediğimiz antikorlar oldukça yüksek oranda bulunuyor ve o kişinin plazması alınıyor ve ICU'da yoğun bakım ünitesinde yatan bu 5 hastaya, ölümcül hastaya son denenecek bir tedavi biçimi olarak veriliyor ve ondan sonra görülüyor ki gerçekten bu hastalar çok güzel bir şekilde hastaneden çıkabilecek noktaya geliyorlar. Bu Amerika'da dediğin gibi Mount Sinai'da başladı ve tabii ki her hastada bunu uygulamak mümkün olmayabilir. Reaksiyonlar gerçekleşebilir hastada, bir takım komplikasyonlar gerçekleşebilir. Ama yoğun bakım ortamında bu gerçekleştirilirse eğer bunun önemli bir
tedavi yöntemi olabileceğini düşünüyorum ben. Bir de antiviraller var. Tabii ki bazen kombinasyon çalışmaları çok daha iyi olabilir. O antivirallerin de verilmesi. Ayrıca veya Remdesivir denilen bir antikor FDA onayı aldı dün. Bu Remdesivir'le sonuçlar yine kombinasyon interferon alfa veya başka tedavilerle birlikte kombinasyon kombine tedaviler belki plazma ile birlikte eminim ki gerçekleştirecek ve de iyi sonuçlar alacağız diye umuyorum. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum tedavi açısından. O da sanki çok ilginçmiş gibi geliyor. Bu virüs angiotensin converting reseptörüne, ACE reseptörüne 2'ye bağlanıyor. Bu reseptöre karşı, daha doğrusu bu reseptör human recombinant soluble ACE yapıldı. Ve bu gidip o reseptöre bağlanırsa eğer doza bağlı bir şekilde, yani dozu ne kadar arttırırsanız virüsün de o hücrelere in vitro ortamda girmesi engellenmiş oluyor. Bu hastaya uygulanırsa eğer bu recombinant human soluble ACE reseptör proteini eminim ki hayvan çalışmalarında olduğu gibi insanlarda da bu virüsün hücreye girmesini engelleyecek bir yöntem olacaktır diye evet. Umut ediyorum. Evet, birçok bilimsel çalışma da çok hızlandı. İnanılmaz derecede bir yoğunluk var. Tabii dünya üzerinde birçok laboratuvar, akademik enstitü kapandı. Fakat açık olanların da bir kısmı, neredeyse çoğu artık bu virüs üzerine çalışıyor. Önümüzdeki günlerde de bence birçok bilimsel bilgiyi de buradan alacağız. Dediğin, bahsettiğin makale Cell'de yayınlandı birkaç gün önce. Oldukça umut verici. Umarız birçok şey ilaca dönüşür ve dünya bu pandemikten kurtulur. Kurtulur bir an önce, evet. Hep beraber normal yaşamlarımıza, evet. Aslında eskisi gibi olmayacak yaşamlarımıza döneriz. Hiç. Ama bir anziyetemizi azaltacak bir şey önerebilirim. Hı-hı. O da nefes, dört sayıda nefesimizi alıp, 7 sayıda içimizde tutup, 8 sayıda da o nefesimizi vermek. Bu insanın tansiyonunu düşürüyor, anziyetesini azaltıyor, stres düzeyini azalttığı için de bağışıklık sistemini güçlendirici ve de bu kötü, zorlu dönemi belki nefes alıp vermeyle bu şekilde, organize bir şekilde belki baş edebiliriz. Evet, bir hekim tavsiyesi alıyoruz. Bir de bu önemli hakikaten. Çünkü birçok insan artık evde kalmak zorunda. Bunun getireceği, normal yaşamımız bu şekilde işlemediği için sıkıntılar da var. Psikolojik etkileri vesaire. Dolayısıyla aslında önümüzdeki günlerde evde ne yapabiliriz? Üzerine de konuşmak iyi olabilir. Evet, kesinlikle. Bu konudaki tavsiyelerini de almak isteriz. Evet. Çok güzel bir söyleşiydi. Sertaç, çok teşekkürler. Çok Sertaç, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten daha da konuşacağız. Bu uzun sürecek gibi, bu pandemi. Birçok yeni gelişmeyi de buradan böyle konuşacağız. Çok teşekkürler Sertaç. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten Çağan. Çok başarılı bir organizatörsün ve çok başarılı bir bilim adamısın. Çok iyi takip ediyorsun bu pandemiyi, olanları ve senden de çok şeyler öğreneceğimizden eminim. Teşekkür ederim. Umarım hep beraber öğreneceğiz ve aşacağız. Ben teşekkür ederim Sertaç. Oldu. Hoşça kal. Hoşça kalın. Çok teşekkürler herkese. Sertaç'a da İyi günler. Teşekkürler. Sevgiler.